Merhaba arkadaşlar. Endülüs Emevi Devleti ile konu anlatımımıza devam ediyoruz. 756-1031 yılları arasında İspanya'da kurulmuş olan bir Arap İslam Devleti'nden sizlere söz edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi nerede? İspanya ve çevresine hakim olmuş bir devlet ve diğer videomuzda özellikle Cebeli Tarık Septe Boğazı'ndan bahsetmiştik. 711 Kadix Savaşı ile Tarık bin Ziyad'ın İspanya'yı fethetmesinden 732 yılında Frankların İslam ordularını durdurmasından, Puatya Savaşı'nı da durdurmasından söz etmiştik. Haritamıza baktıktan sonra konumuza devam edelim. Şimdi 750 yılında Emeviler yıkılmıştı ve hangi devlet kurulmuştu? Abbasi Devleti kurulmuştu. Bakın Emevi Devleti yıkıldıktan sonra tabii ki Emeviler İspanya'yı, Endülüs'ü, İspanya'ya Endülüs diyorlardı, atadıkları valiler aracılığıyla yönetiyorlardı. Ancak 756 yılında Emevi halifelerinden Hişam'ın torunu Abdurrahman Endülüs'e gelerek İspanya'da yönetimi ele geçirdi ve başkent Kurtuba olmak üzere neyi kurdu? Endülüs Emevi Devleti'ni kurdu. Yani Endülüs'ü Abbasiler bir süreliğine valiler aracılığıyla yönetse bile 756 yılında Emevi soyundan gelen, Emevilerin halife soyundan gelen Abdurrahman Endülüs Emevi Devleti'ni Kurtuba başkent olmak üzere kurmuştur. Abbasilerin bakın Endülüs'ü almak için gönderdikleri orduyu yenerek günümüzdeki bütün İspanya ve Portekiz topraklarına Endülüs Emevileri ne yapmıştır? Sahip olmuştur. İspanya'ya göç eden Müslüman, Berberi ve Araplarla Avrupa kıtasındaki Müslüman nüfusta artmıştır. Yani bu bölgeye Müslüman Berberiler ve Araplar göç etmiş ve Avrupa kıtasında Müslüman nüfus artmıştır. Endülüs Emevileri 2. Hakem zamanında en parlak dönemlerini yaşamışlardır. Bu devletin en parlak dönemi ne zamanmış? 2. Hakem dönemidir. Bakın 2. Hakem sarayında yarım milyon ciltlik bir kütüphane kurmuştur. Yarım milyon ciltlik bir kütüphane. Endülüs Emevi Devleti bir kültür devleti arkadaşlar. Kurtuba'da bakın doğan ünlü filozof İbn-i Rüşd, lütfen unutmayın, sorularda karşınıza çıkacak. Burada Endülüs Emevi Devleti'nde yetişmiş ve Granada şehrine 70 kadar yine kütüphane kurulmuştur. Yani bilim adamlarına önem verilmiş, kütüphanelere, bilime, kültüre büyük önem vermiştir Endülüs Emevi Devleti. Ve devlette iç karışıklıklar çıkmış ve ne zaman yıkılmış? 1031'de Endülüs Emevi Devleti yıkılmıştır. Ve bakın aslında toparlarsak Emeviler yıkıldıktan sonra 756 yılında İspanya'da kurulan Endülüs Emevi Devleti bir bilim ve kültür devleti olarak ön plana çıkmıştır. Başkenti de Kurtuba'dır, unutmayalım. Endülüs Emevi Devleti'nden sonra İspanya'da neler geliyor? Bağımsız devlet emirlikler dönemi, bağımsız çeşitli emirlikler kuruluyor. Sonra Murabbıtlar, sonra Muvahhidler ve daha sonra da Beni Ahmer Devleti dönemi vardır. Ki Beni Ahmer Devleti'nde de Granada merkezli ve Granada bir bilim kültür merkeziydi. Bunu unutmayalım. Peki zamanla ne oluyor? Bakın benim anlattığım dönemlerde Orta Çağ'dan bahsediyoruz ki biz daha önce gördük 375 kavimler göçünden sonra Orta Çağ Avrupa'sında feodalite vardı. Güçlü bir devlet yoktu. İşte Emevilerin İspanya'yı bu kadar daha hızlı ve çabuk fethetmesinde bunun da etkisi vardı. Ancak zaman içerisinde Kastilya Kraliçesi Isabella ile Isabella ile Aragon Kralı Ferdinand evlenecek ve İspanya Devleti 1492 yılında kurulacak ve bu da ne yapacak? Beni Ahmer Devleti'ni yıkacak. Yani hani Endülüs Emevilerden sonra bağımsız devletler, sonra Murabbıtlar, Muvahhidler dönemi, sonra Beni Ahmer Devleti dönemi gelmişti. İspanya'nın kurulmasıyla da Beni Ahmer dönemine ne olmuştu? Son verilmişti. Burası önemli arkadaşlar. İspanya kurulduktan sonra İspanya'daki Müslümanlar
zorla Hristiyanlaştırılmaya çalışmış, baskı ve zulüm görmüştür ve İslam kültürünün oluşturduğu binlerce bilimsel kitap, binlerce kitap yakılmıştır arkadaşlar ve bu kültürel açıdan çok büyük bir kayıptır. Onun dışında bakın, Hristiyanlığı kabul etmeyen Müslümanlar Afrika'ya göç etmek zorunda kalmıştır. Bu da üzücüdür. Bu dönemde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin başında II. Bayezid vardı ki Müslüman Araplar II. Bayezid'den yardım istemiştir. Burada Müslüman Araplarla birlikte İspanya Yahudilere de zulmediyordu, katlediyordu. II. Bayezid Kemal Reis'i göndermiştir ve buradaki Müslüman Arapları ve Yahudileri kurtarmıştır. Müslüman Arapları nereye yerleştirmiştir? Afrika'ya. Yahudileri ise arkadaşlar yine İzmir, İstanbul çevresine, özellikle Selanik, İzmir, İstanbul çevresine yerleştirmiştir. Bu da dini hoşgörüyü göstermektedir. Burayla da ilgili soru gelmişti. Endülüs Müslümanlarının Avrupa'ya etkisi. Bakın dedim ki, bilim ve kültür devleti, yarım milyon kitaplık kütüphaneler yaptılar. Düşünün, yani bu kadar gelişmiş bir devlet. Müslümanların yönetiminde yüksek ve parlak bir uygarlığa ulaşmıştır Endülüs. Endülüs dediğimiz İspanya oldukça gelişmiş bir dönem yaşamış Müslümanların egemenliğindeyken. Bakın, aynı dönemde Avrupa'da inanılmaz bir kilise baskısı varken, bakın akıl ve bilim faaliyetleri yasaklanmışken, İspanya'da Endülüs Emevilerin elinde ve Beni Ahmer Devleti döneminde büyük kültürel bilimsel faaliyetler yaşanmıştır. Oysa aynı Avrupa'nın diğer tarafında kilisenin baskısı vardır ve skolastik düşünce egemendir. Haçlı seferleriyle birlikte bakın, İslam uygarlığını yakından tanıyor Avrupalılar ve Arapça eserleri kendi dillerine tercüme ediyorlar. Yani Müslüman Araplar bu eserlerin tekrar Avrupa'ya taşınmasında bir köprü rolü üstlenmişlerdir ki Rönesans'ta da etkili olmuşlardır. Bakın, özellikle tekrardan vurgulayalım burayı. Sicilya Adası, İspanya, Arapça yazılmış ilmi ve felsefe eserlerin Latince'ye tercüme edildiği merkezler haline gelmiştir. Yani Endülüs Emevileri Devleti döneminde ve Endülüsler döneminde Müslümanlar İslam Rönesansı yaşarken, bilim ve kültürde zirve yapmışken, Avrupa'da ne vardı? Kilisenin baskısı altında skolastik düşünce yaşanan karanlık bir dönem vardı. Peki başka ne var? Avrupalıların İslam uygarlığını öğrenme aşamasında Toledo şehrinde, bakın Toledo şehrinde 12. yüzyılda kurulan tercüme akademisi oldukça önemlidir. Ki bakın, tercüme odaları kurmuşlar. Eserleri Arapçadan Latincelere çevirmişlerdir. Yine bakın, Bağdat'taki Beytül Hikme dediğimiz, hani Abbasilerin kurduğu bilim ve kültür merkezleriydi. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi çevirmenlerin çalıştığı, astronomi, tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya, edebiyat alanında pek çok önemli eserin Arapça, bakın eserin Latinceye çevrildiği bir alan haline de gelmiştir. Yani Beytül Hikme de oldukça önemlidir. Daha sonra Abbasilerde bir daha göreceğiz. Ortaçağ Avrupası bu sayede eski Yunan felsefesini ve Aristo'yu tanıma fırsatı bulmuştur. Ne dedim? Endülüs Emevileri ve Abbasiler bu eski bilimsel eserlerin Avrupa'ya taşınmasında bir köprü görevi görmüşlerdir. Tercümeler yapılmış, bu kitapların sürekliliği sağlanmıştır. Başka ne var bu dönemde? Bu dönemde tercüme edilen bazı eserler. Bakın, Keltonlu Robert Kur'an'ı Latince'ye çevirmiştir. Bakın, Latince'ye çevrilen eserler. Kramonalı Giyart, Farabi'nin İhsanül Ulum adlı eserini ve Zehvari'nin Et Tasvir adlı eserini tercüme etmiştir. Yani birçok eser
Arapçadan Latince'ye farklı dillere bu dönem tercüme edilmiştir. Müslüman filozofların din ile aklı uzlaştırma yönündeki fikirleri Avrupa'da bir düşünce devrimini ortaya çıkarmıştır. Oysa o zaman Katolik Kilisesi vardı, akla ve bilimsel faaliyetlere karşı çıkıyordu. Oysa bizim İslam alimleri bunu birleştirme yollarını bulmuş ve ortaya atmışlardır. Bakın, tehafütül felsefi, çelişkileri Avrupa'da saygın bir yer edinmiştir İbn Rüşd. O dönemin önemli bilim insanlarından birisi olmuş. Birçok üniversitede eserleri okutulmuştur İbn Rüşd'ün. Lütfen İbn Rüşd'ü unutmayalım. Arkadaşlar, oldukça önemlidir. Bakın, yine bu dönemde birçok bilim adamı ne yapmıştır? Avrupa uygarlığının temelini oluşturacak bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. İbn Rüşd de bunların başında geliyordu. Endülüs eğitim kurumlarıyla da Avrupa'yı etkileyen bir merkez haline gelmiş. Kurtuba Medresesi'ne Avrupa'dan öğrenciler geliyordu. Oranın, Avrupa'nın ileri gelenleri çocuklarını Kurtuba Medresesi'ne gönderiyordu. Krallar çocuklarını, soylular çocuklarını Kurtuba Medresesi'ne gönderiyordu. Ki bakın, bu dönem İslam kültürü bilimsel alanda Avrupa kültüründen çok üstün, orayı etkileyecek bir durumdadır. Burası da önemli. Tıp alanında yapılan tercümeler o dönemde Avrupa'da egemen olan Batı ve ilkel tedavi yöntemlerini yerine çağdaş anlamlı tedavi yöntemlerini geliştirmiştir. Yine matematik alanında, astronomi alanındaki çalışmalar Avrupalıları etkilemiştir. Bilimde olduğu kadar sanatta da Avrupa'da etkili olmuştur Müslüman Araplar. Lütfen unutmayalım. Bakın, burada Endülüs Müslümanları ile ilgili bir görsel konulmuş ve özellikle bakın, Endülüs Müslümanlarının Avrupa'ya olan etkilerinin ne kadar vurucu olduğunu isim isim görüyorsunuz. Oldukça kıymetli bir dönem bu dönem. Yine Avrupa'da fable türünü ortaya çıkmasında büyük payı olan La Fontaine, Hint uygarlığının Kille ve Dinme eserinden etkilendiğini bizzat kendisi söylüyor. Yani Batılılar Doğu kültüründen yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Fabullar neydi? Hayvanları konuşturan, işte tilkiydi, kargaydı, hikayelerdi. Ki eskiye gidelim, fabulların ilk örnekleri de kimde vardı? Filiklerde vardı. Yine bakın, Binbir Gece masalları, değil mi? Harun Reşit dönemi Avrupa'da günümüze kadar gelen geniş bir kabul ve beğeni görmüştür. Halen bu beğeniyi görmektedir. Harun Reşit dönemine ait Binbir Gece masalları. Yine Dante'nin İlahi Komedi adlı eserini yazarken Miraç mucizesinden etkilendiği kabul edilmektedir. Bu da oldukça önemlidir. Yani Endülüs Müslümanlarının besteleyip söylediği şarkıların izleri bugünkü İspanya müziğinde halen temelinde vardır. Bakın, Avrupa'daki Franconia adlı notalandırma yönteminin temelini Endülüslü Müslümanlar oluşturmuştur, müzisyenler oluşturmuştur. Yani Endülüs'teki Müslüman Araplar Avrupa'yı bilim, kültür, sanat, edebiyat her alanda etkilemiş, Avrupa'da her alanda derin izler bırakmıştır. Ki bakın, kültür hayatı dışında tarım ve mimaride de Endülüs Müslümanları Avrupa'ya etkilemiştir. Bakın, bilim, kültür, salat her alanda dedim. Bakın, tarım ve mimariyi de buna ekliyoruz. Pirinç, şeker kamışı ve pamuğu Endülüs Emevileri Avrupa'ya tanıtmıştır. Palamut ve katran ağaçlarından katran elde ederek kağıt elde edilmesini öğretenler yine Endülüslü Müslümanlardır. Kağıdın Avrupa'ya öğreten, bakın, taşınmasını sağlayan. Yine 12. yüzyıldan itibaren İspanyol ve Portekiz krallarının yaptıkları saraylar Kurtuba'daki sarayların birebir kopyasıdır. Yani mimari alanda da yoğun bir şekilde Endülüs Emevilerinden, Endülüs Müslümanlarından ne yapmıştır? Avrupalılar etkilenmiştir. En güzel örneği de Sevilla
Alcanzor Sarayı'dır arkadaşlar. Yine Kurtuba Camii ve Elhamra Sarayı önemli Endülüs Emevilerden günümüze gelen önemli eserlerdendir. Kıymetli eserlerdendir. Bakın buraya kadar geldiğimiz bölüm içerisinde bakın Sevilla Sarayı'nın örneği ne dedik? Endülüs Emevilerini yoğun bir şekilde örnek almışlardır. Şimdi Endülüs Emevi Devleti'nin bilim ve kültür devleti olduğunu, Endülüslü Müslümanların Avrupa'yı bilimde, kültürde, sanatta, edebiyatta, tarımda, mimaride yoğun bir şekilde etkilediğini vurguladık. Kurtuba Medresesi'nde soyluların, kralların ve Avrupa'nın ileri gelenlerinin çocuklarının okuduğunu, bu dönemin İslam kültürünün Avrupa kültüründen daha üstün olduğunu vurguladık. Örnek olmuştur çünkü Avrupa kültürüne bir bölümü daha tamamlamış olduk.